Lübnan'da dün Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Hizbullah saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail-Lübnan hattında 8 Ekim'den bu yana artan gerilim giderek tırmanıyor. Patlamalarla ilgili İsrail'den bir açıklama gelmedi. Hizbullah'ın sipariş ettiği çağrı cihazlarının içine patlayıcı mı yerleştirildi yoksa bu bir siber saldırı mıydı? Uluslararası Siber Güvenlik Yöneticisi Ömer Faruk Karataş, geçmiş dönemde yaşanan telefon patlamalarına da değindi. 1996 yılında Hamas'ın yetkililerinden birisi Sayın Ayyaş'a da benzer bir patlamayla telefonu üzerinden patlayıcı yerleştirilip o dönem Shin Bet'in yapmış olduğu bir suikast vardı. Bu aslında o sürecin devamı ama burada bir toplu bir şekilde yapılan bir süreç. Ve cihazlarda bu bir dönüm noktası oluşturabilir. Ciddi bir şekilde tedarik zincirini etkiler. Devletler olsun, şirketler olsun cihazlar alırken bu tarz tedarik zincirlerine ciddi önem verirler. Bu Edward Snowden'ın yapmış olduğu dosyalarda NSA'nın yani Ulusal Güvenlik Ajansı'nın zaten belirli cihazları yolda yakaladıklarını ve o cihazların içerisine dinleyiciler, işte veri aktarıcılar vesaire koyduklarını da yazdı. Analistler 21. yüzyılda yaşanan bu siber saldırının önemli bir dönüm noktası olduğu ve olacağı konusunda hemfikir. Siber saldırılar arkalarında hiçbir iz, enkaz ve kesin kanıt bırakmıyor. İletişim ağları, elektrik şebekeleri, finans kuruluşları siber saldırılarda tek bir kurşun bile atmadan çökme riskine sahip. Bu yeni bir süreç değil. Aslında eskiye dayanan bir süreç ama bu defa toplu olarak büyük bir şekilde ses getirilecek bir şekilde yapıldığı için bu ses getirdi ve belki devletlerin, kurumların ilgisini çekmiş oldu. Bu tarz durumlar, operasyonlar artarak da devam edecektir. Zaten cihazların çoğunda bu tarz riskler söz konusudur. Çip seviyesinde de böyle müdahaleler veri aktarım noktasında gerçekleşmekte. Şimdi suikastlarda kullanılıyor.